Merhaba arkadaşlar, Açık Lise Mart 2024 ikinci dönem çıkmış sınav sorularını çözeceğiz. Hangi dersten? Matematik 3'ten. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar, soru numaralarındaki konu yerleri bile aynı. O yüzden bu soruları izlerken, Temmuz 2021 Temmuz'da yapılacak olan sınavın soru tarzları da aynı geleceğini düşünün ve buna benzer sorular çözmeye çalışın. Hemen ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. En elemanı ne? Doğal sayı. Permütasyon n'in ikilisi eşittir. 4 faktörel artı 3 faktörel olduğuna göre n kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle P'nin ikilisinin sonucunun kaç olduğunu bir bulmamız gerekiyor. Yani neyi bilmemiz lazım? 4 faktöriyel. Faktöriyel konusunu hatırlayacak olursanız 4 faktöriyel 1'den 4'e kadar olan sayıları tek tek çarpıyorsunuz. Yani 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 ne yaptı? 4 kere 3 12 2 daha 24. Peki 3 faktöriyel de bir hesaplayalım. 3 faktöriyel de 1 çarpı 2 çarpı 3'ten 6. 24 6 toplamı ne yaptı? 30. O zaman n'in ikili permütasyonu kaç eşittir? 30. Şimdi gelelim şuraya. Peki hocam enin ikili permütasyon nedir? Arkadaşlar hemen notunuzu alın. Permütasyon konusunda şu bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Şimdi permütasyon P harfiyle gösterilir. Ne demek bu? Şimdi ikinci sırada verilen sayıya bakın iki. Biz buna sandalye sayısı diyeceğiz. Yani N'in ikili permütasyonunda iki tane sandalyemiz var. Bunu yazdım. Bakın iki tane çizgi çektim. Ve burada ilk gelen sayıyı sırasıyla bir azaltarak yazıyoruz. Yani sevgili arkadaşlar ilk sayımız N olacak çarpı ikinci sayımızda ne olacak? 1 eksi N eksi 1. Yani sonuç olarak N ile N eksi 1'i çarpımında 30 olacak. Hemen şunu düşünüyoruz n ve n-1 birbirini takip eden iki sayı. Çarpımları 30 olan ve arka arkaya gelen hangi sayılarımız var? Hatırlarsanız 30 nedir? 6 kere 5. O zaman arkadaşlar en sayımız bizim burada 6 olacak. 6'dan 1 çıkartın bakın 5 oluyor. Böylelikle 30'u vermiş oluyor bana. Bizden sorduğu nedir? n o zaman enimizin cevabı 6 Ceyhan seçeneği. Şimdi sevgili arkadaşlar hemen Hocam mesela permütasyon 4'ün üçlüsü gelse bu kaç eşit? Şimdi ikinci sıraya bakın nedir? 3 tane. Zaten permütasyon bir sıralamadır arkadaşlar. 3 tane sandalye oluştur diyor bana. O zaman hemen 3 tane çizgi çekiyorum. Ve ilk sayımı bunu götürüyorum ilk sandalyeye yerleştiriyorum. 4. Sonra bir azaltıyorum. 3. Bir azaltıyorum. 2. 4 kere 3. 12 çarpı 2'den 24 olmuş oluyor. Bu kuralı unutmayalım. Ve geldim ikinci soruya. 18 kişinin bulunduğu bir toplantıda herkes birbiriyle bir kez tokalaştığına göre bu toplantıda toplam kaç tokalaşma gerçekleştirilmiştir? Şimdi arkadaşlar 18 kişi var. Şimdi 18 kişi birbiriyle tokalaşacak. Peki aslında benden ne istiyor? Bu 18 kişi arasından ikili grupları oluştur ve konumuz kombinasyon konusu. Gruplama yapıyorsunuz. Hani hatırlarsınız ya kombine bilet aldım. Ne demek? Bütün maçlar arasındaki sadece senin takımlarını seç diyor. Kombinasyon kombine gelsin aklınıza. O zaman ben 18 kişilik bir gruptan ikişer kişilik seçim yapacağım. O iki kişi tokalaştığında bir tokalaşma oluyor. O halde 18'in ikili kombinasyonlarını arıyoruz. Peki gelelim kombinasyonda kural neydi? Hemen şuraya bir yıldız atalım. Sevgili arkadaşlar, kombinasyon örnek verecek olursak hemen şöyle verelim. N'in ikili kombinasyonunu nasıl hesaplıyoruz? Şimdi arkadaşlar, alttaki sayıya dikkat edin. Kaç? 2. Burada şunu düşünüyorsunuz arkadaşlar. En sayısından başlayarak iki tane geri geliyorsunuz. Çünkü alttaki iki olduğu için. O zaman n dedim çarpı 1 eksi n eksi 1. Bakın iki tane geri geldim. Aşağıdaki sayıdan da iki tane geri geliyorsunuz. 2'den başlıyorum. 2, 1 eksi 1. Bunun cevabı budur. Hemen şöyle kalemimizi değiştirelim. Evet. 2 çarpı 1. Sayı olarak verelim arkadaşlar bunu. Mesela 6 kişilik bir gruptan çünkü böyle sorular da geliyor. 3 kişilik bir ekip kaç farklı şekilde oluşur? Aşağıdaki sayımız 3. O zaman 6'dan başlayarak 3 tane geri geliyorum. 6, 5 ve 4. 3'ten de başlayarak 3 tane geri geliyorum. 3, 2, 1. Ve bunu hesapladığımız zaman bakın 3 kere 2 6 6'yı götürdü. 5 kere 4 ne yaptı? 20 yaptı. O zaman 18'in ikili kombinasyonunu hesaplayalım. 18'den başlayarak 2 tane geri geliyorum. 18 çarpı 17 bölü 2'den de başlayarak 2 tane geri geliyorum. 2 çarpı 1. Hemen sadeleştirelim. 18 ile 2'yi sadeleştirdim. 9. Şimdi 9 kere 7 63 elde var. 6 9 kere 1. 9 6 daha 15. Yani 153 Bursa seçeneği unutmayalım kombinasyon konusunu. Geldik 3. soruya. x artı y üzeri n ifadesinin x'in azalan kuvvetlerine göre açılımında baştan 6. terimle sondan 5. terim aynıdır. Buna göre n kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar, baştan 6. terimle sondan 5. terim aynı bana n'i soruyor. Şimdi baştan 6. terim bakın birinci terim ikinci terim, üçüncü terim, dördüncü terim, beşinci terim, altıncı terim. Şimdi ben x'in azalan kuvvetlerine göre gittiğimde buradan bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu üstte yazalım baştan altıncı terim. Bu terim aynı zamanda sondan da beşinci terimmiş. O zaman geriden başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve bu terim de sondan da kaçıncı terimmiş? 5. terimmiş. Demek ki benim elimdeki tüm terimler bunlar oluşuyor. O zaman sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada ne var sevgili arkadaşlar? 10 tane terim var. Hatırlarsanız kombinasyonda x artı y üzeri n sevgili arkadaşlar bana n sıfırdan başlayarak daha doğrusu n'den başlayıp sıfıra doğru gidiyorum yani burada arkadaşlar n artı bir tane terim vardır n artı bir tane terim var Peki benim n artı birim kaça eşit? Saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'a eşit. n artı 1 10 ise enimizde kaçtır? 9'dur. Doğru cevabımız da Adana seçeneğidir. O halde şunu unutmayalım. Hemen notunuzu alın arkadaşlar. Örneğin x artı y'nin 7. kuvvetinde kaç tane terim var ifadesi gelirse 7. kuvvet olduğu için arkadaşlar 7'den başlayarak 0'a kadar iniyorsunuz. 7 6 5 4 3 2 1 ve 0. Toplamda kaç tane var? 8 tane terim sayımız bulunmaktadır diyoruz. Tabii açık e, Açıkse TV'nin fasükülleri ve konu anlatımlarına bakarsanız detaylı bir şekilde bunları anlattık size. Ve unutmayın arkadaşlar her sene bir tane bir o maçımıyla ilgili soru geliyor. Dördüncü soruya geçiyorum. Bir torbada renkleri dışında özdeş, mavi, sarı ve beyaz toplar bulunmaktadır. Şimdi renkleri dışında özdeş dediği şu. Siz sevgili arkadaşlar... Topu elinize attığınız zaman, rengini görmediğiniz zaman hepsi birbirine benzer demek. Ama renkler farklı. Mavi sarı beyaz Bu topların 5 tanesi beyaz O zaman hemen yazıyorum Benim elimde 5 tane ne varmış Beyaz top var 3 e, tanesi sarı 3 tane de sarı topum var Bu torbada rastgele çekilen bir topun Mavi renkte olmama olasılığı 2 bölü 3 olduğuna göre Torbada kaç tane mavi top vardır Sevgili arkadaşlar Benden ne istiyor Olasılık P ile gösteriliyor mavi renkle olmama olasılığı lütfen buraya dikkat edelim. Şimdi biz bunu nasıl çözüyoruz? Hemen şunu diyoruz. Bir olasılık hesaplanırken benim elimdeki bulunan tüm topların sayısına torbada kaç top var bilmiyorum. Torbada arkadaşlar 5 artı 3 şöyle bir torba oluşturalım. 5 tane beyaz 3 tane sarı var. Bir de mavi var işte bunu bilmiyorum. X tane de mavi topumuz olsun. Buna da mavi diyelim mavi renkle olma olasılığı derken torbadan çektiğimde mavi dışındakiler benden istenen durum mavi olmasın. Peki arkadaşlar torbaya baktığımız zaman mavi olmayan kaç tane var? 8 tane var. Mavi olmayan 8 tane. Peki torbada toplar kaç tane toplam? Bakın 8 tane beyaz ve sarıdan var. X tane de maviden var. O zaman 8 artı X tane de toplam top var. Mavi olmama bölü tümü bana neyi verir? Olasılığı verir. Mavi olmama olasılığı. Bu da nedir? 2 bölü 3. Buradan hemen A çarpı B eksi C. Peki A'mız kaç? 2. B'miz kaç? 3. Eksi. C'miz kaç? 7. 2 kere 3 6 eksi 7'den cevabımız eksi 1 bursa seçeneği diyoruz ve 6'ın soruya geçtik f ve g fonksiyonları veriliyor. Buna göre 3 f eksi 2 g eksi 2 değeri kaçtır? Arkadaşlar eksi 2 hem g'ye hem f'e ait. O zaman biz bunu şöyle yazmak zorundayız. 3 tane f eksi 2'den 2 tane g eksi 2 çıkar diyor. Şimdi peki hocam f eksi 2'yi nasıl bulacağız? f fonksiyonunda eksi 2 kime gitmiş bakın. Hop bakın eksi 2 sıfıra gitmiş. O zaman bunun da cevabı 3 tane sıfır eksi Hemen gelelim diğerine şöyle silelim şunu. Evet. 3 tane 0 eksi. Hemen buna bakalım. Peki g 2 nedir? Fonksiyona baktığımız zaman eksi 2 kime gitmiş arkadaşlar? 4'e gitmiş. O zaman Eksi 2 çarpı kaçtır? 4'tür. Buradan 3 kere 0, 0. Eksi 2 kere 4, 8. 0 eksi 8 de eksi 8. Doğru cevabımız Ceyhan. Bunların kuralları hep bu şekildedir arkadaşlar. Soruyu çözerken bu şekilde çözmenizi tavsiye ederim. Geldik 7. soruya. F R'den R'ye, G R'den Y'ye birer fonksiyondur. Fx, x kare eksi 1, gx, 3x olduğuna göre fok g eksi 1 nedir? Arkadaşlar fok bileşke fonksiyon f o g bunu hesaplarken f bileşke g'nin eksi 1'i demek aslında bakın sondaki fonksiyon alıp baştaki fonksiyon içerisine atıyoruz. Yani f'in içine g eksi 1 yazıyoruz. Aslında olay şu arkadaşlar. Birleşke birleştirme demektir. En sondan başlıyorsunuz birleştirerek gidiyorsunuz. Peki g eksi 1. Ben ilk önce g eksi 1'i bulmak zorundayım. Çünkü en sonda bu var. g eksi 1'in anlamı da g x fonksiyonu içerisinde x gördüğün yere eksi 1 yaz. Bakın buraya eksi 1 yazıyorum. Eksi 1. E buraya da eksi 1 yazarsam ne olur? 3 tane eksi 1 eksi 3 olur. g eksi 1 eksi 3. Demek ki buranın cevabı eksi 3. Bu eksi 3'ü alıp f'in içine atıyorum. Burası eksi 3 olduğuna göre artık benim aradığım nedir? F eksi 3'tür. Şimdi f eksi 3'ü bulmak da artık çok kolay. Çünkü fx fonksiyonumuz belli. x gördüğüm yere eksi 3 yazıyorum. Buradan dikkat edin. Eksi 3'ün karesi eksi 3'ün karesi eksi eksi 3. Lütfen işaretlere dikkat edelim. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi eksi artı 3. Böylelikle cevabımız ne oldu? 12 oldu. Denizli seçeneği diyoruz. Geldik 8. soruya. Artık bir polinom sorusu. Px eşittir x küp artı 2'nin karesi artı 3 tane x kare eksi 1 polinomda sabit terim kaçtır? Hemen notunuzu alıyorsunuz arkadaşlar. Sorularda bizden sabit terim isterse polinomun içerisinde x gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. Bu sabit terim için. Eğer bize sorularda kat sayı toplamını isterse kat sayı toplamı Burada da sevgili arkadaşlar x gördüğünüz yere 1 yazıyorsunuz. Bunu unutmayın. İki farklı soru tarzı var. O halde benden soruda ne istiyor? Sabit terim istiyor. x gördüğüm yere ne yazacağım? 0. Hemen yazdım. x'e 0 yazdım. Sonra 0'ın küpü artı 2'nin karesi artı 3 tane 0'ın karesi eksi 1. Böylelikle sevgili arkadaşlar p0 polinomumuz neye eşit oldu? 0'ın küpü 0. 2'nin karesinden 4 artı 3 tane. 0'ın karesi 0 eksi 1'den eksi 1. Böylelikle 4 eksi 3 oldu. 4'ten de eksi 3 çıkartırsak 1 olmuş oluyor. Sabit terimimiz. Unutmayın sabit terimde 0 kas sayıları toplamında 1 yazıyorsunuz. Geldik 9. soruya. Px polinomu 3x kare artı 5x artı 1 polinomu veriliyor. Buna göre Px eksi 2 polinomunun x eksi 5 ile bölümden kalan kaçtır? Notunuzu alıyorsunuz. Bir polinomda bölümden kalanı bulmak için bakın Bölen kim? X eksi 5. Böleni sıfıra eşitliyorsunuz. Lütfen oraya yazın. Bölen her zaman sıfıra eşitlerim. Sıfır. Hemen şuraya da notumuzu alalım. Bölen eşittir sıfır. Ve unutmuyorsunuz kimi bölüyorsa kimi bölüyor burada arkadaşlar dikkat edin kimi bölüyor p x eksi 2'yi bölüyor. Kimi bölüyorsa x gördüğünüz yere sıfır yapan değeri yazıyorsunuz. Hemen şurada x eksi 5 sıfırken x'imiz ne oldu? 5 oldu götürüyorum. Bölen polinomun içerisine yazıyorum. P x gördüğüm yere 5 yazıyorum. 5 eksi 2. İşte böylelikle buradan çıkan sonuç P3 bana neyi veriyor arkadaşlar? Kalanı veriyor. Yani Buna göre px-2 polinomunun x-5 ile bölümden kalan nedir dediğinde hemen burayı 0 eşitledim. x gördüğüm yere 5 yazıyorum. Bunu böldüğü için buraya 5 yazıyorum. Buradan da p3. P3'ü bulduğum zaman bu bölümden kalanı bulmuş olurum. E P3'ü bulmak için de bakın Px polinomu belli. X gördüğüm yere 3 yazacağım. O zaman 3 çarpı 3'ün karesi artı 5 tane 3 artı 1. Buradan da arkadaşlar 9 kere 3 27. E 5 kere 3 15 artı 1. 27 15 42 bir de ekledim 43 olmuş oldu. Hocam peki bu px e, x2 değil de px polinomunun bölümünden kalanı sorsaydı e, böleni sıfır eşitledim. x gördüm yere 5 yazdım bakın p5 bu sefer kalan oluyordu. Burada da götürüp 5 yazıyorum. Ama bana bunu sorduğu için bunu içerisine yazıyorum. Ve buradan çıkan değer ne oluyor? P3. Demek ki ben p 3 arayacağım. Bu tarz sorulara dikkat edelim. Geldik 10. soruya. A ve B birer gerçek, gerçek sayıdır x kare artı ax eksi 8 bölü x kare artı bx eksi a ifadesinin en sade biçimi x eksi 4 bölü x artı 1 olduğuna göre b kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Ben x kare artı ax eksi 8 bölü x kare artı bx eksi a ifadesini sadeleştirdiğimde karşıma benim şu sonuç çıkıyor. x eksi 4 bölü x artı 1 çıkıyor. Şimdi buraya dikkat edelim. Demek ki Burada benim bir çarpanım daha var. Bakın buna dikkat edin. Burada bir çarpanım daha var ve buradaki çarpanla aynı. Bunları sadeleştirdiğimde bu kalıyor. İşte bu çarpanların ikisi burayı verdiğine göre sevgili arkadaşlar, o zaman ben şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Demek ki x 4 bunun çarpanı olduğuna göre x 4'ü 0 yapan değer kaçtır? 4'tür. Bu 4 arkadaşlar aynı zamanda bu ifadeyi de sıfır yapmak zorundadır. O zaman x yerine götürüyorum. 4 veriyorum. Hangisine? Yukarıdakine. O zaman 4'ün karesi ne yaptı? 16 artı 4 tane a. x gördüğüm yere 4 yazdım. Eksi 8. Eşittir 0 olmalı. 16'dan 8 çıktı. 8. O halde arkadaşlar 4a artı 8 eşittir 0. Buradan 4a eksi 8'den a nedir arkadaşlar? Hatta yazalım 4a eksi 8'den A değerimiz de nedir? Eksi 2'dir. Bakın A'yı buldum. Şimdi aynı olay bunun içine geçerli. Alttaki x artı 1. Demek ki bu arkadaşın çarpanından biri. Yani x artı 1'i sıfır eşitliyorum. Buradan x gördüğüm yere eksi 1 yazdığımda sonuç 0 olacak. x gördüğümüz yere eksi 1 yazarız. Nereye? Alttaki ifadeye. Buna dikkat edelim. O zaman eksi 1'in karesi artı b çarpı eksi 1 eksi A sıfır olmalı. E, A eksi 2 bulmuştuk. Eksi 1'in karesi 1. Eksi B. A'mızı 2 bulduk. Eksi eksi. Eksi 2 bulduk. Önünde de eksi var. Artı 2 oldu. Sıfır. Buradan arkadaşlar bakın 3 eksi B sıfır oldu. Böylelikle karşıya attığımız zaman B değerimiz kaç olmuş oldu? 3 olmuş oldu. Doğru cevabımız Ceyhan Ve geldik son sorumuza arkadaşlar a çarpı b eksi a kare eksi 4b artı 4a bölü 4 eksi a ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar sadeleştirmelerde şunu unutmayın çarpanlara ayırma konusu. Bakın a var a var ama burada a yok. Burada da a var ama b yok. O yüzden arkadaşlar öncelikle bunları gruplar arasında ayıracağız. Yani şurada ortak olanlarla buradaki ortak olanları bir alalım. Hocam nereden bildiniz ilk iki? Bakın dörtler gözüme çarptı. Burada da a'lar çarptı. O zaman ilkinde a parantezine aldığımız zaman ne kaldı? B kaldı. A kare ne demek arkadaşlar? A kare de A çarpı A'dan. O halde A. Bakın bunu genişlettiğim zaman a b eksi a kare aynısını verdi. Burada da arkadaşlar bakın eksi b var ama bakın eksi 4 var. Burayı da eksi 4 parantezine alırsam çünkü bana b lazım. b kaldı. 4 parantezini aldım. Bir de eksi olacak. O zaman sadece a kaldı. Şimdi bakın bunu dağıttığım zaman aynı ifadeye veriyor. Şimdi karşınıza dikkat ederseniz b eksi a ile b eksi a var. Üst tarafta bunlar da ortak. Bölü. Aynı şekilde arkadaşlar 4-a eksi a. devam ediyorum b-a parantezine alıyorum tekrardan b-a parantezine Çünkü her ikisinde de ortak bakın b-a aldığım zaman burada a kaldı b-a aldığım zaman burada da eksi 4 kaldı bölü 4-a eksi a. şimdi sevgili arkadaşlar hocam 4-a ile a eksi 4 aynı mı değil arkadaşlar 4-a eksi a eksi 4'ün tersidir o yüzden ben şunu silip önüne bir eksi alıp bunu 4 eksi a şeklinde yazarsam aynı ifade verir. Artık şimdi sadeleştirebilirim. Sadeleştirdim. Böylelikle ifade sonucunda ne kaldı? Bakın b eksi a çarpı eksi kaldı. Yani aslında eksi 1. Eksiyi dağıttığımız zaman eksi b artı a. O zaman seçeneklerde eksi b artı a ya da a eksi b'yi arayacağız. O da hangi seçenekte var? Denizli seçeneğinde var diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar matematik 3 e, 2024 Mart sınavı soruları bu şekilde gelmişti ve matematik 4'e geçiş yapacağız. Ama lütfen unutmayın 20-21 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan sınavda sorular bu tarzı gelir. Hatta şimdiden size direkt söyleyebilirim. Mesela matematik 3'te 11. soru bir sadeleştirme sorusu. Lütfen fosfiklerimizdeki örneklere bakın, video anlatımlarımıza bakın. Zaten hep aynı tarz soru geldiği için çok rahatlıkla geçebilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.